Kesin gibi şey var. Sen direkt kes kapattın. Şunu da yine tam şuradan devam ettir. Tamam, gayet güzel. Burayı da yine düz bir şekilde. Cansel'im sen buraya devam edebilirsin işine. Yapalım. Şu öğrencimiz mi var? Yapabiliyor. Şöyle yaptığımız bir yapalım, tamam mı? Şöyle. Şu hocam şöyle yapabilir misin? Heyecan yapma, her zaman dikdiğin gibi. Yavaş yavaş. Sonra makinesi çekiliyor. Bunları böyle bir tarafa koyacağız. Daha sonra bunları dolduracağız çünkü. Tamam mı? Tamam. Buradan devam et. Açıklığı bıraktın mı Şeyma? Şimdi onu çevirmeni istiyorum. Öpüyorum kardama. Orada. Tamam. Sonra sen anlatabilirsin değil mi ne yaptığımızı? Evet. Ne yapıyoruz biz? Biraz anlatır mısın? Bir saniye hocam. Bir dakika. Bizler özel çocuklarımızla ne yapabiliriz, nasıl katkıda bulunuruz, kursumuzu daha iyi nasıl değerlendiririz noktasında şöyle bir şey aklımıza geldi. Oyuncak üretip gönderebilir miyiz diye. Baktık hani öğrencilerimiz de evet hafif düzeyde bunlar yapılabilecek durumları var diye. Bu şekilde bir proje başlattık. Proje diyelim, oyuncak üretimine başladık. İlk etapta bugün prototipiyle başladık. Şu an elimizde hani 15 tane ayıcık oyuncak yetiştirecek kadar kumaşımız var. Bu şekilde başladık. Aynen her gün rutinimiz zaten hani sabahtan öğlene kadar, öğleden sonraya kadar kurslarımız devam ediyor. Öncesinde zaten bebek nevresim takımları falan dikiyorduk, el işleri yaptırıyorduk. Hani şimdiki bu kritik durumda biz ne yapabiliriz diye bu noktada düşündük, böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu depremzedeler kardeşlerimize buradan oyuncak ayılar yapıyoruz. Eğer biz de şey yapmak istiyoruz, onları göndermek istiyoruz. İşte nasıl desem bilemiyorum ama valla şu an eğer ona da bunu kabul ederlerse Allah hayrımızı kabul etsin. Valla biz çok üzüldük ama anlatacağımızı bilemedik yani. Ben de şaşırdım kaldım şu an. Nasıl desem bilemiyorum yani. Buyurun, girin siz de. Hayır, siz yaptınız.